Seko Fofana'dan flash gelişme. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların transfer listesinde bulunan Seko Fofana konusunda flash bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Galatasaray devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda El Nasır'dan ayrılması beklenen Seko Fofana gündeme gelirken flash bir gelişme yaşandı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre El Nasır Galatasaraylı oyuncunun 6 aylık kiralanması için anlaşma sağladı. İki kulüp arasında sözlü anlaşmaya varılırken transferin resmileşmesi için oyuncunun kararı bekleniyor. Fil dişi sahilli yıldız diğer Arap kulüplerinin de radarındaydı ancak Avrupa'da oynama isteği ağır basan Fofana İstanbul'a gelmek için gün sayıyor. 28 yaşındaki oyuncu sezon başında Lens'tan El Nasır'a 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 19 maça çıkan Fofana 2 gol 1 asistlik performans gösterdi. Galatasaray aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu. Cimbom'un eski Antalya Spor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in göreve başladığı Borussia Dortmund'dan Giovanni Reyna ile ilgilendiği iddia edildi. Okan Buruk forvet arkasında kullanacağı bir golcü yardımcısı arıyor. Gündeme pek çok isim gelirken Nuri Şahin'in göreve başladığı Borussia Dortmund'da formasını kaybeden Giovanni Reyna ön plana çıktı. İngiliz gazeteci Salman Han'a göre Reyna'ya aralarında Real Sociedad, Lyon, Marsilya ve Sevilla'nın da bulunduğu birçok kulübün ilgisi var. Jorge Mendes olası transferi kolaylaştırmak için geniş ağını kullanıyor. Haberde Mendes güçlü bağlarının olduğu Nottingham Forest ve Wolves'ta potansiyel seçenekler olarak sundu. Türk kulübü Galatasaray'ın da Giovanni'ye ilgisini yenilediği, ilk etapta kiralık teklif ettiği Rangers'ın ise kalıcı bir transfer için bonservis bedeli düşündüğü bildirildi denildi. Galatasaray çift ayaklı 10 numara. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Poznan'ın 10 numarası Filip Marchwinski ile temaslara başladı. Scout ekibinin önerdiği Marchwinski'yi beğenen Okan Buruk, şartların oluşması durumunda oyuncunun Galatasaray'a faydalı olacağını aktardı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, U19 Avrupa Şampiyonası'nda beğendiği Marchwinski'nin transfer edilmesini istemişti. Siyah beyazlı yönetim anlaşma sağlayamamıştı. Polonyalı 10 numara bu sezon Lech Poznan takımıyla çıktığı 24 müsabakada 8 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun en büyük özelliği iki ayağını da kullanabilmesi. Marchwinski kulübünün kendisine önerdiği yeni sözleşme teklifini geri çevirerek kendisine gelen teklifleri dinleme kararı aldı. 4,5 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Transferi İtalyanlar duyurdu. Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolò Zaniolo ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. İtalyan yıldızın sezon sonundaki geleceği merak edilirken İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar. Sarı Kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Cimbom son olarak sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırmıştı. Aslan'da takviye için kollar sıvanırken kiralık gönderilen bir diğer isim olan Nicolò Zaniolo ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Cimbom Zaniolo'yu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralamıştı. İtalyan orta saha 5 milyon euro karşılığında kiralanırken Aston Villa'nın 22,5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca sözleşmede şarta bağlı bonuslar da var. 24 yaşındaki yıldızın İngiltere kariyeri iyi başlamasa da ilerleyen dönemlerde daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Durum böyleyken İtalyan basınından flash bir transfer iddiası geldi. Calcio Mercato, Nicolò Zaniolo'nun İtalya Serie A'ya dönebileceğini duyurdu. Haberde Zaniolo için devre arası transfer döneminin hareketli geçeceği belirtilerek Fiorentina'nın futbolcuya talip olduğu aktarıldı. Mor menekşelerin yakından takip ettiği Zaniolo'nun İngiltere'de kararsız olduğu ve olası bir transfere sıcak baktığı vurgulandı. Devre arasında bu transferin gerçekleşme olasılığı zor görülürken transferin yazın gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğu ve iplerin tamamen Aston Villa'nın elinde olduğu detayı paylaşıldı. Bu sezon İngiliz ekibiyle 23 maça çıkan Zaniolo takımına 2 golle katkı sağladı. Galatasaray'a Abdülkerim Bardakçı için rekor bonservis. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut yıldızlara teklifler gelmeye devam ediyor. Transfere kaynak yapmak için oyuncu satışına önem veren Sarı Kırmızılılar'da Abdülkerim Bardakçı'ya önemli bir talip çıktı. İtalyan devi A milli oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte belirlenen bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları. Sarı Kırmızılıların başarılı savunmacısı performansıyla göz dolduruyor. Sergilediği grafikte dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Bu sezon 30 maçta forma giyen ve attığı 4 golle hücuma da katkı veren Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Taraftarında sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'nın en önemli kulüpleri Abdülkerim Bardakçı'nın performansını yakından takip ediyor. Dev takımların ilgisini çeken başarılı stoper hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Transferde önemli kulüpleri peşine takan Abdülkerim, İtalyan ekibi Milan'ın radarına girdi. Calcio Mercato'nun haberine göre savunmanın merkezine sol ayaklı bir stoper transfer etmek isteyen çizme devi Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim'i listeye aldı. Milan'ın A milli savunmacının şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptığı ifade edildi. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı için beklentisinin en az 15-20 milyon euro olduğu öne sürüldü. Başarılı savunmacıya Alman devi Bayern Münih'in de ilgisinin olduğu belirtildi. Abdülkadir Ömür Galatasaray'a geliyor. Cimbom'un devre arası transfer hedeflerinden biri de Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür oldu. Galatasaray'da transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor. Galatasaray yönetimi bu transferi takas ile bitirmeyi hedefliyor. Takas transferi konusunda gündemdeki isimler ise Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir. Cimbom geldiklerinden beri bu iki futbolcudan hiçbir maçta verim alamadı. Hatta Halil Dervişoğlu zorunda kalınarak oynatıldığı maçlarda aldığı her topta çalım deneyip kaptırarak sarı kırmızılı taraftarlara saç baş yoldurdu. Abdülkadir Ömür bu sezon toplamda 17 maçta forma giyerken 6 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona erecek. Halil Dervişoğlu ise bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Galatasaray, Job Bellingham'ı transfer etmek istiyor. Orta saha transferi için Kamada, Mangala ve Fornals'la temasa geçen Cimbom, yüksek maliyet nedeniyle başka isimlere de yöneldi. İngiltere Championship takımlarından Sunderland forması giyen Bellingham'ı Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 18 yaşındaki genç orta sahanın 9 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Sarı Kırmızılı yönetim rakamları 6-7 milyon euro civarına düşürebilirse transferde olumlu sonuç almayı umuyor. Birmingham altyapısından yetişen Bellingham görev aldığı 28 maçta 4 gol atıp 1 asistlik performans gösterdi. Jobe Bellingham'ın abisi Jude Bellingham sezon başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'in yolunu tutmuştu. İngiliz futbolcunun 180 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray'dan Bakasetas sürprizi. Trabzonspor ile Haziran'da bitecek sözleşmesini uzatmayan, Bordo Mavili takımda kalması beklenmeyen ve yeni kulübü merak edilen Anastasios Bakasetas için Galatasaray devrede. Kadrosunda eski Trabzonsporlu Siopisi de bulunduran İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, Bakasetas'ı isteyen kulüplerle ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Oyuncuya Galatasaray ve Panathinaikos'un çok iyi teklifleri olduğunu biliyorum. Bu iki takımdan birisi onu alır demişti. Yunan 10 numara için en ciddi adımı atan takım ise Galatasaray olduğu sarı kırmızılı yöneticilerin İstanbul'da bulunan Bakasetas'ın menajeriyle görüşüp anlaştığı Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.